yediklerimiz sağlığımızı, sağlığımızsa yaşam kalitemizi belirler. Yaşam kalitemizi artırmak, enerjik olmak, yoğun bir günün yükünü sırtlanabilmek için karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve minerallerden yeterli miktarlarda almak çok önemlidir. Bedensel ve zihinsel gelişim için çok önemli olan hayvansal proteinin en önemli kaynaklarından biri de tavuktur. Kolay çiğnenebilir ve kolay sindirilebilir olması nedeniyle çocuk ve yaşlıların beslenmeleri dahil tüm yaş grupları için uygun. Hızlı üretilebilir ve ekonomik olması nedeniyle de stratejik bir konuma sahiptir. Doymuş yağ oranının az olması sebebiyle tavuk etiyle beslenen kişilerde kolesterol seviyesinin çok düşük olduğu ve damar sertliği riskinin azaldığı saptanmıştır. Sodyum içeriğinin çok düşük olmasından dolayı tansiyon hastaları için de son derece uygun bir besin kaynağıdır. B2, B6, B12 gibi vitaminlerce de zengin olan tavuk eti, liflerinin kısa olması sebebiyle kolay sindirilebilir. Bu yüzden sağlık sorunları nedeniyle hazırlanan birçok diyette kullanılmaktadır. Dünya tavuk eti üretimi 2014 yılında 95.3 milyon tona ulaşmıştır. Bu üretimin %43.3'ünü Amerika kıtası sağlıyor. Asya kıtası %32.9'da ikinci sırada. Avrupa kıtası ise %17.1 ile üçüncü sırada yer alıyor. Son 15 yılda piliç eti üretim miktarı neredeyse 3 katına çıktı. Artan dünya nüfusunun hayvansal protein ihtiyacının karşılanması için bu artışın önümüzdeki yıllarda da sürmesi bekleniyor. Son 15 yılda Türkiye'de piliç eti üretimi gelişmiş ülkelerin kullandığı teknoloji ve materyal kullanılarak 3 kat artarak 2 milyon tona yaklaşmıştır. Bu üretim kapasitesiyle Türkiye dünya piliç eti üreticileri arasında 8. sırada yer almaktadır. 2001 yılında 8,5 kilogram olan kişi başı piliç eti tüketimi ciddi bir artışla 2014'te 21 kilograma çıkmıştır. 2008 yılından itibaren önemli artış gösteren kanatlı eti ihracatı 2014 yıl sonu verilerine göre 431 bin tona ulaşmış ve 700 milyon dolar döviz girişi sağlanmıştır. 2030 yılında ise 3 milyar dolara gelmesi beklenmektedir. Türkiye'de yaklaşık 600 bin kişinin istihdam edildiği 2.4 milyon kişinin geçimini sağlayan 2014 yılı itibariyle 5 milyar dolar cirosu bulunan sektörün Türkiye ekonomisi için önemi yadsınamaz. Sürekli gelişim içinde olan Türkiye beyaz et üreticileri son teknolojilerin kullanıldığı modern ve entegre tesislerde lezzetli sofralar için sağlıklı piliçler üretmektedir. Beyaz eti kalite, lezzet ve hijyenden ödün vermeden sofralara ulaştırabilmek için üretimin her aşaması kontrol edilmektedir. Gelin, damızlık kümeslerinde başlayan bu yolculuğa yakından bir göz atalım. Üretimin ilk adımı kuluçkahanedir. Damızlık kümeslerinde hijyenik koşullarda üretilen ve tüm sağlık kontrolleri yapılan yumurtalardan üretilen çiftlikler kuluçkahaneden yetiştirme çiftliklerine gönderilmektedir. Veteriner hekimler tarafından sıkı sağlık kontrolleri yapılan damızlık ve etlik civcivler sadece hijyenik ve kaliteli yemler kullanılarak dengeli bir diyetle beslenmektedir. Piliçin ve tüketicinin sağlığına zarar vermemek Türk beyaz et üreticilerinin önceliğidir. Bu nedenle kullanılan yemler kesinlikle antibiyotik, hormon ve ağır metal içermemektedir. Yetiştirme tesislerinde modern ve sağlıklı koşullarda büyüyen civcivler kesimhaneye gönderilmeden veteriner hekimlerin son kontrolünden geçmektedir. Gerekli sağlık koşullarına sahip olduğu tespit edilen etlik piliçler, uluslararası hayvan sağlığı ve hayvan refahı kurallarına uygun olarak kesimhaneye gönderilmektedir. Kesim işlemi sonrası piliçler tüylerinden tamamen otomatik sistemlerle arındırılmaktadır. Tüylerinden arınan piliçlerin iç organları bütün olarak çıkarılır ve karkaslar soğutma prosesi için ilgili bölüme alınır. Etlerin muhafaza edilmesi ve işleme hazırlanması için soğutma sonrası ortam sıcaklığı çok önemlidir. Etlerin işlenmesi sırasındaki tüm süreç son derece katı olan gıda güvenliği kurallarına göre denetlenmektedir. Ayrıca beyaz et sanayi çalışanları sağlık için hijyen konseptine uygun olarak eldiven ve kıyafetlerinden kullandıkları ekipmana kadar sıkı temizlik kurallarına uymak zorundadır. Farklı lezzet arayışındaki tüketicilere yönelik soslu ürünler ya da sıcak hatta hazırlanmış nugget,
şnitzel gibi hazır yemek üretimi de yapılmaktadır. Ambalajlanma aşamasına gelen ürünler tam otomatik sistemler tarafından ilgili bölüme aktarılır. Tüketicilerin tüketim alışkanlığına göre değişik miktarlarda ve çeşitte et ayrı ayrı paketlenmektedir. Paketlemede kullanılan ambalajlar tek kullanımlık olup etleri tüm çevre şartlarından izole etmektedir. Her aşamada olduğu gibi paketleme bölümünde de soğuk zincir korunmaktadır. Ambalaj üzerindeki etiket bilgilerinden geriye doğru izlenebilirlik sayesinde ürünle ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilir. Üretimin son aşamasında ileri teknoloji makinelerle ambalajlanan ürünler soğuk zincir bozulmadan frigorifik araçlarla dağıtım ve satış noktalarına sevk edilir. Araştırma ve geliştirmeye büyük önem veren Türkiye beyaz et sektörü, dünyada eşine az rastlanır, son teknolojilerin kullanıldığı, bilgisayarlarla kontrol edilen Ar-Ge süreçlerine sahiptir. Damızlık ve etlik bilişlerin beslenmelerinde kullanılacak yemlerden nihai ürün paketlemesine kadar Ar-Ge çalışmaları yürütülmekte, ürün kontrolleri için mikrobiyoloji ve kimyasal analiz laboratuvarları kullanılmaktadır. Yurt içine hizmet vermenin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan Türk beyaz et üreticileri gerekli tüm kalite standartlarına uygun olarak faaliyet gösterirler. Günümüzde tüm marketlerde rahatlıkla bulabileceğiniz, dünyaca ünlü zincirlerde dahil olmak üzere tüm restoranların menüsünde yer alan Türk beyaz et markaları, sağlıklı ve güvenli zengin ürün çeşitleriyle sofralara lezzet katıyor ve katmaya da devam edecektir. Türk beyaz et üreticilerini desteklemek ve bir araya getirmek amacıyla Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği BEST1, 1994 yılında kurulmuştur. BEST1, kanatlı eti sanayinin gelişmesi, işletmelere katkı sağlayacak değerler yaratılması, sektörün en doğru şekilde temsili ve kamu sanayi ilişkilerinde gerekli iletişimin sağlanması için çalışmalar gerçekleştirmektedir. 30 üyesi bulunan birlik, bugün Türkiye'nin toplam kanatlı eti, kuluçkalık yumurta ve civciv üretiminin yaklaşık %91'ini karşılamaktadır. BEST1, Uluslararası Kanatlı Konseyi'nin kurucu üyelerinden biri olup, Türkiye kanatlı sektörünü diğer 25 ülke arasında temsil etmektedir. 2011 yılından itibaren 2 yılda bir BEST1 tarafından düzenlenen Uluslararası Beyaz Et Kongresi, alanında uzman akademisyenlerle sektörün sorunlarına çözüm bulmak ve sektörü geliştirmek üzere önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gıda Sanayi Meclisi üyesi olan BEST1, mecliste aktif rol üstlenerek kanatlı sektörünü en iyi şekilde temsil etmektedir. Besleyici, kolay temin edilen, sağlıklı ve ekonomik bir besin kaynağı olması sebebiyle her geçen gün daha da çok tercih edilen beyaz eti sofralarımızda sıkça göreceğiz. Daha sağlıklı nesiller, daha kaliteli bir yaşam için. BEST1.